değerli bakanım, çok değerli TÜRBAP başkanım, TÜRBAP'ın değerli üyeleri, temsilcileri, meslek mensupları, başbakanlık ekip kurulunun değerli üyeleri, değerli misafirler, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Günümüzde yasaların ve disiplin kurullarının düzenlemekte yetersiz kaldığı, gri bazı alanların etik kurallarla düzenlenmesi, böylece kamu ve özel sektör görevlilerinin böylesi gri alanlarda nasıl davranmaları gerektiği yönünde kurallar korunması ihtiyacı doğmuştur. Etik ilkeleri her zaman yasaları aşan bir gücü ve etkisi olmuştur. Yasa kuralları kolaylıkla sorgulanabilir. Etik ilkeler ise sorgulanamaz. Yasalar kolay değişir, etik ilkeler ise bir defa yerleştikten sonra kolay kolay değiştirilmesi mümkün değildir. Sadece ceza yasalarına konulmuş ağır yaptırımlarla ve diğer yasal düzenlemelerle yolsuzlukların, etik dışı davranışların önlenmesi zor. Cezai yaptırımlar ve yasal düzenlemelerin yanı sıra etik davranma kültürünün teşvik edilmesi, etik davranışın bir erdem olarak tüm çalışanlarca benimsenmesi ve vicdani bir yükümlülük olarak içselleştirilip uyulması, kötü yönetimin unsurları olan yolsuzluk ve yozlaşmanın engellenmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yozlaşmanın temelinde kapalılık, gizlilik kültürü bulunmaktadır. Geminin dibinde meydana gelen küçük bir delikten sızan suyun önlem alınmadığı takdirde büyük bir faciaya sebebiyet vermesi gibi caydırıcı önlemler alınmadığında her alanda meydana gelebilecek usulsüzlükler telafisi imkansız felaketlere yol açabilir. Bu açıdan yozlaşma ve yolsuzlukların önlenmesinde özellikle üst düzey görevlilerin büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Yöneticilerin sergileyeceği etik liderlik örneği, mahiyetinde çalışanlar için de olumlu örnekleri çoğaltıcı bir işlev görecektir. Bugün için bir taraftan kamu ve özel sektör görevlilerinin kendilerine rehberlik edecek etik değerleri ve mesleki standartları geliştirerek içselleştirmek ihtiyacındayız. Diğer taraftan da bu ilke ve değerlere aykırı eylem ve işlemler ortaya çıktığında bunları iyi denetleyecek mekanizmalar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Etik kuralların amacı etik değerler ve ilkelere bağlı bir kurum kültürü oluşturmaktır. Etik değerler ve ilkelere bağlı bir kurum kültürünün oluşturulması ve bunun sürdürülmesi vatandaş ile kurumlar arasındaki güvenin artırılmasında önemli bir faktördür. Etik ilkeler sadece kamu yönetiminde kamu görevlilerinin değil, tüm işveren ve çalışanların sorumluluk bilinci ve insani duyarlılıkla iş hayatında uymaları beklenen genel vicdani ilkeleri ortaya koymaktadır. İnsanların ve şirketlerin davranışlarına yön veren bu ilkeler gerek kamu yönetiminde gerekse özel sektörde oldukça önem kazanmıştır. Günümüzde özel şirketler sadece mal ve hizmet üreten ve kar elde eden kuruluşlar olarak değil, aynı zamanda sosyal sorumlulukları da bulunan birimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle küreselleşme, artan toplumsal duyarlılık, müşterilerin ve çalışanların istek ve beklentilerinin yükselmesi gibi gelişmeler sonucunda işletmelerin ekonomik birimler olduğu kadar birer sosyal birimler olduğu gerçeği de artık kabul edilmektedir. Kamu ve özel tüm organizasyonların sosyal sorumluluklarının bir boyutunu da etik değerlere saygılı olmaları oluşturmaktadır.
şirketlerin sosyal sorumlulukları gereği olarak artık karlılığın ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği ve paylaşıldığı da sorgulanır hale gelmiştir. Bir şirketi başarılı kılan unsurlar arasında yönetimde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine ne kadar yer verdiği şirketin finansal verileri kadar önemli bir hal almıştır. Değerli katılımcılar, etik davranan ve sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getiren kurumlar, toplum ve medya gözünde itibar kazanmakta, müşteri bağlılığı güçlenmekte, çalışanların işletmeye sadakatleri artmakta ve nitelikli insan gücü kurum bünyesine katılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde her geçen gün kurumsal etik ilkelerini belirleyen kurum sayıları artmaktadır. Dürüstlük eken kurumlar verimlilik biçer. Ağaçlar bahçelerine göre büyüdükleri gibi kurumlar da değerlerine göre büyürler. İster özel, ister kamu olsun, bütün işletmeleri, kurumları uzun dönemde en etkili sermayeleri değerleridir. Kurumlar insanlarla ayakta kalırlar. Bu yüzden kurumlar insanla ilgili, insani olan hiçbir değere ilgisiz kalamazlar. Örneğin, son dönemde yaşanan iş kazaları önce insan değil, önce verimlilik diyen iş anlayışının bir sonucudur. Değerli konuklar, etik yönetim verimliliği artırmakta, iş barışını, adaleti, iş görenler arasında dayanışma duygusunun, işi ve iş yerini sahiplenme duygusunun gelişmesini sağlamaktadır. Etik yönetim, iş yeri kaynaklarının daha etkin kullanılmasına ve dolayısıyla ülkenin rekabet gücünün artmasına neden olmaktadır. Günümüzde rekabet devletler arasında değil, şirketler arasında meydana gelmektedir. Bu nedenle etik yönetim, işletme ve dolayısıyla ülke kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımı yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlamakta ve ekonomik kalkınmada yoksulluğun azaltılması için gerekli bulunmaktadır. Etik dışı davranışlar, yolsuzluk, yoksulluk, kaynak ve zaman israfı, ekonomik kaynakların yok olmasının yanı sıra kurum kültürüne, yozlaşmaya, haksızlığa, eşitsizliğe, iç huzursuzluğa ve verimsizliğe de yol açmaktadır. Değerli katılımcılar, yoksulluk ve yolsuzluk arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunan olaylardır. Yolsuzluk bir toplumun sosyoekonomik kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Ancak sadece ekonomik kalkınma bir toplumda yoksulluğun azaltılması için yeterli değildir. Ayrıca ekonomik kaynakların toplum bireyler arasında adaletli, dengeli ve eşit dağıtılması da çok önem arz etmektedir. Yolsuzluk bir ülkede hukuka olan güven ve saygıyı yok ederek hukuk devletini yozlaştırır. Ekonomik gelişmenin dayandığı sosyoekonomik ve kurumsal yapıyı zayıflatır. Öte yandan yolsuzluk sadece kamu kurumlarında karşılaşılan bir olgu olmayıp özel sektörde de kayıt dışı istihdamdan, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere, ayıplı maldan tüketicinin yanıltılmasına kadar pek çok şekilde meydana gelebilmektedir. Sevgili konuklar, günümüzde yalnız kamu yönetiminde değil, toplumsal yaşamın her alanında etik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Her alanda baş döndürücü ilerlemeler ve teknolojik gelişmeler yaşamaktayız günümüzde. Fakat maalesef bu ilerleme ve gelişmeler iç dünyamıza ait bir takım insani değerlerde yozlaşma ve çürümeyi de maalesef beraberinde getirmektedir. Bu durum toplumun her kesimini etkilediği gibi kamu yönetimini de etkilemektedir. Kötü yönetim örnekleri olarak zaman zaman ortaya çıkan adaletsizlik, kayırmacılık, savurganlık, hesap vermeme, taraflı davranma, yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanımı gibi yozlaşma türleriyle mücadelede etik denetim
önem kazanmıştır. Bu çerçevede kamu yöneticilerinin davranışlarının sadece mevzuat açısından değil, aynı zamanda etik değerler açısından da ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu gereklilik kamu görevleri etik kurulunun ortaya çıkmasının temel gerekçesi olmuştur. Kurulumuz etik davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemler olduğu yönünde yapılan başvurular üzerine üst düzey kamu görevlileri hakkında gerekli incelemeleri yapmaktadır. Bunun yanında etik kurulumuz kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi, vatandaşın kamu kurumlarına ve yöneticilerine güveninin artırılması, kamu görevlilerinde etik davranma bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla çalışmalarını kurulduğu günden bugüne sürdürmektedir. 2004 yılında 5176'lı sayılı kanunla kurulan ve 2005 yılında da fiilen faaliyetlerine başlayan kurulumuz, bugüne kadar geçen 10 yıllık süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde etik kültürün geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüş ve halen de yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde 3 önemli projeyi geçmişte başarılı yürütmüş, gelecek yıl uygulamaya konulacak 4. proje çalışmaları da halen devam ettirilmektedir. Çok saygıdeğer konuklar, ekonomik gelişme ve kalkınma etik temeller üzerine kurulmalıdır. Devletin, kamu yönetiminin, hukukun sağlıklı çalışması için iş etiği hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle işletmenin çevresinde etik bir iklim oluşturulması zorunludur. Burada devletin rolü olduğu kadar meslek, oda ve birlikleriyle sivil toplum kuruluşlarının da katkısı şüphesiz çok önem arz etmektedir. Etik, topyekun farkındalığı ve çalışmayı gerektiren bir konudur. Tek başına kamuda ya da özel sektörde duyarlılığın oluşturulması yeterli değildir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte hareket etmeli, herkes bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bu nedenle 2015 yılının son çeyreğinde başlayacak olan ve faydalanıcısı olduğumuz yolsuzluğun önlenmesi ve etiğin teşviki projesinde sadece kamu değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları içinde etik kültürü geliştirme kapsamında çeşitli faaliyetler öngörülmüştür. Değerli misafirler, değerli konuklar, sözlerime burada son verirken ülkemizde her geçen yıl daha da artan ve önem kazanan etik çalışmaları ve bizleri bir araya getiren işletme stratejisinin bir unsuru olarak etik planlamadan uygulamaya ana temasıyla gerçekleştirilen 6. Türkiye Etik Kongresi'nin başarılı olmasını temenni ediyor. Bu alanda kuruluşundan günümüze kadar önemli çalışmalara imza atan TÜRMOB'a kurulumuz adına teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Murat'a da çok teşekkür ediyor. Şimdi ise kendilerine teşekkür belgelerini vermek üzere TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Nail Sanlı'yı davet ediyorum. Buyurun Sayın Sanlı.